Migros TV mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Migros TV şefi Halil Şımır. Bugün sizlerle birlikte Fransızların meşhur tart türlerinden bir tanesi olan kiş yapacağız. Burada kişi brokoliyle hazırlayacağız sizler için. İlk önce kiş hamurunu hazırlayacağız. O dolapta dinlenirken biz iç malzemesini hazırlayacağız. Ardından ikisini buluşturup fırında pişirdikten sonra servis edeceğiz. Hazırsanız hemen malzemelerini sayıp ardından yapım işlemine geçebiliriz. Burada tart hamurumuzu hazırlayacağız demiştik. Tart hamurum için unum var, soğuk tereyağım var, yoğurdum var, tuzum, kabartma tozum. Kıyırlık vermesi için de çok az bir sirke kullanacağım. Ardından bir adet yumurtam var. İç malzemesi için de burada haşlamış olduğum brokollerim var. Brokollerimi çok haşlamadım. Yalnız ona dikkat edelim çünkü fırında da pişecekti. Burada parmesan peynirim var. Eğer siz parmesan peyniri kullanmak istemiyorsanız beyaz peynir ya da herhangi bir peyniri de kullanabilirsiniz. Ardından çok az bir krema var, yarım su bardağı kadar. 2 adet yumurtam var, tuzum var ve biraz da tat vermesi için muskatım var. Muskat rendeleyeceğiz içerisine. Hazırsanız hadi şimdi gelin tart hamurumuzla başlayalım bu işleme. Şimdi ilk olarak bir kabımın içerisine unumu ilave ediyorum. Ardından içerisine yoğurdumu ekliyorum. Şöyle kaşıkla güzelce karıştırıyorum bunları. Burada tart hamurumuzun kıyır kıyır olması için soğuk tereyağı ve sirke önemli. Ben sirke de kullanıyorum. Bunu güzelce karıştırdım. Ardından içerisine dediğim gibi soğutulmuş olan tereyağımı ekliyorum. Ardından yumurtamı da ilave ediyorum. İçerisinde tereyağımız soğuk kalması için ilk olarak böyle bir kaşıkla güzelce karıştırıyoruz. Artık kaşığın karıştıramadığı yerde parmak uçlarımızla hamurumuzu yoğurmaya devam edeceğiz. Hamurumuzu güzelce karıştırdık. Ardından içerisine tuzumuzu ve kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Şöyle kaşıkla tekrardan bir devam edelim. Ardından parmak uçlarımızla yoğurmaya başlayacağız. Hazırladığımız hamuru daha sonra da buzdolabında yaklaşık 20-25 dakika kadar dinlendireceğiz. Daha sonra kabımıza göre açabiliriz. Evet, artık kaşığın karıştıramayacağı yere geldim. O yüzden hemen kaşığımı sıyırıp şöyle parmak uçlarımda nazikçe hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamur kendini topladıktan sonra streç filme saracağız. Ardından da buzdolabına gidecek. Hamurumuz güzelce kendini toplamaya başladı. Ardından en sonda sirkemizi ilave ediyoruz. Dediğim gibi sirke iyice kıyır kıyır olmasını ve ağzımızda dağılmasını sağlayacak hamurun. Sirkemizi de ilave ettikten sonra tekrardan yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuz kendini iyice topladı. İstediğimiz kıvama geldi. Hemen hamuru da kıvamını şöyle size göstereyim. Bakın şu şekilde yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde etmiş oluyoruz. Ardından hamurumuzu şurada güzelce topluyoruz. Bunu streç filmi alacağız demiştik çünkü. O yüzden şöyle güzelce topladık. Ardından streç filmimi hemen tezgaha açıyorum. Şöyle açtıktan sonra kiş hamurumu şöyle hafifçe yaydırarak streç filmime yayıyorum ve üzerine şu şekilde kapatıyorum. Şimdi bu şekilde kiş hamurumuz yaklaşık 20-25 dakika kadar buzdolabında dinlenecek. Biz de o sırada iç harcını hazırlayacağız. Kiş hamurumuzu hazırladık buzdolabında dinlenirken biz de kiş hamurumuzun içini hazırlayacağız. Önceden de bahsetmiştim. Ben burada brokolilerimi küçük küçük parçalara bölüp haşladım. Ama bunları çok haşlamadım çünkü fırında da pişeceği için böyle az diri kalacak şekilde haşlamanızı tavsiye ederim. Ardından burada yumurtalarım var. Bir kabımın içerisinde güzelce yumurtalarımı ekliyorum. Daha sonra içerisine yaklaşık yarım su bardağı kadar da kremam var. Onu ekliyorum. Ve kremamızı da ekledik.
Burada parmesan peynirim var. Dediğim gibi siz parmesan peyniri kullanmak istemiyorsanız ve evde bulunan herhangi bir tür peynir olabilir, onu kullanabilirsiniz. Ama brokoli ile peynir gerçekten çok yakışıyor. Kullanmanızı tavsiye ederim. Burada tuzum vardı. Tuzumu da ilave ettim. Biraz da muskat rendeleyeceğim. Evet, muskatımı da içerisine rendeledim. Şimdi güzelce karıştırıyorum hepsini. Şimdi içerisine brokolimizi ilave ediyoruz. Şöyle bir kaşık daha alayım rahatça karıştırabilmek için. Evet, iç malzememiz işte bu kadar kolay ve lezzetli gözüküyor. Ve iç malzememizi de hazırladık. Artık iç hamurumuz dinlendikten sonra onu tart kalıbında güzelce açıp içerisine iç malzemesini ekleyip fırına göndermek kaldı. Dinlenen kiş hamurumuzu dolaptan çıkardık. Hemen tezgahıma ekliyorum. Bir yağlı kağıdımı aldım önüme. İçerisine çok az şöyle bir un serpiyorum rahatça açabilmek için kiş hamurumu. Ardından kiş hamurumu streçten çıkartıyorum. Ve yağlı kağıdımın üzerine ekliyorum. Üzerine tekrardan hafifçe bu un serpiştiriyorum. Çünkü diğer yağlı kağıdı da ekleyeceğim üzerine yapışmasın diye. Ve diğer yağlı kağıdımı da ekledim. Şöyle bir merdane yardımıyla hamurumu tart kalıbıma göre açıyorum. Bu arada tart kalıbım da hemen onu da getireyim yanıma. Şu şekilde tam tart kalıbıma uygun olacak kadar hamuru açıyorum burada. Evet, hamurumuzu açtık. Hemen şöyle kontrol ediyoruz tart kalıbımızla. Evet, yanlarını da düşünürsek şu an tam ideal şekilde açmışız. Tart kalıbımızı hemen hamura eklemeden önce çok az bir tereyağıyla şöyle yağlıyorum. Evet, ardından hemen hazırladım hamuru şöyle. Üzerine ters kapatıyorum. Şöyle elimle bastırıyorum. Evet, hamurumun tabanına oturdum. Şimdi de parmaklarımın yardımıyla şu kenarlarını da şu şekilde hafifçe bastırarak hem de bir yandan döndürerek yerleştiriyorum hamuru. Şu üstte kalan kısımları hiç dert etmeyin. Onları zaten alacağız üstünden. Evet, kenarlarını da güzelce oturtturdum. Ardından şöyle kenarlarını kesebiliriz. Bakın hemen parmaklarımla hafifçe kıvırarak üzerine bastığımda zaten kesilmiş oluyorlar. Evet, şimdi kişimizi hazırladık. Şöyle ilk önce kişimizin tabanını pişireceğiz fırında. O yüzden çok da kabarmaması için şöyle çatalla kalıbımın tabanını deliyorum. Siz delmek istemezseniz üzerine yağlı kağıt ve kuru bakliyat koyup o şekilde de fırında pişirebilirsiniz. Ve şimdi kiş hamurumuzu 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişireceğiz. Şimdi kişimiz fırından çıktı. Hemen üzerine ilk önce şu aralarından brokolileri ekliyorum. Şimdi harcımızı döküyoruz. Ve şimdi kişimizi tekrardan fırına verip yaklaşık 15-20 dakika kadar daha pişireceğiz. Ve brokoli kişimiz hazır. İster sıcak ister de soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Siz de böyle lezzetli tariflere ulaşmak isterseniz eğer Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.